HTC'nin geçtiğimiz hafta IFA'da tanıtmış olduğu DesireX şu anda elimde durmakta. DesireX 4 inçlik bir ekran sahip, 800x480 piksel çözünürlük sunuyor. Super LCD ekran, oldukça kompakt bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. 4 inçlik ekrana rağmen ekranın etrafındaki bölge mümkün olduğu kadar kısa, küçük tutulmuş, dar tutulmuş. Bu nedenle HTC DesireX'i düzgün bir şekilde tutmak mümkün oluyor. Elde oldukça rahat taşınabilen kompakt, hafif bir cihaz. HTC DesireX. Bunun yanı sıra cihazda neler var neler yok şöyle bir baktığımızda micro USB portu yer alıyor. Güç butonunun biraz daha üstte ortaya konumlandırdığını görüyoruz. Genelde sağ tarafa yanaşık olur. Ancak bu sefer ortada karşımıza çıkıyor DesireX'te güç butonu. Arkada 5 megapiksel kamera var flash ile birlikte. Bu kamera yine HTC'nin kamera özelliklerini, kamera yeteneklerini destekliyor. Beats Audio logosu yine var. Beats Audio ses entegrasyonu sunmakta. Yine özel deliklerle açılmış hoparlör ızgarası dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra HTC DesireX Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile birlikte geliyor. Üzerinde Sense 4.1 yazılımı var. Genel olarak söyleyecek olursak cihazın arayüz geçişleri seri sayılır. Yine parçalı uygulama menüsü karşımıza çıkmakta. Gördüğünüz gibi sayfalar arasında geçiş oldukça iyi. Kamerasına baktığımızda kamera arayüzü görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde açılıyor. Çek, fotoğraf ve video çekim tuşları bir arada yer almakta. Yine sürekli çekim desteği var. Arda arda fotoğraflar çekip dilediğinizi en iyi olanı kaydedebilirsiniz. Bu şekilde en iyi çekim özelliği de sunulmakta. Video kaydı biraz da düşük kalitede DesireX'in, bunu belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi en fazla 800x480 çözünürlükte video kaydı yapılabiliyor. Bunun dışında tüm kamera özellikleri sunulmakta gibi gözükmekte 5 megapiksellik görüntü kalitesiyle birlikte. HTC DesireX'te 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. Bunun yanı sıra 768 MB RAM bulunmakta. Orta üst seviye bir Android cihaz olarak değerlendirebiliriz bu cihazı. Piyasaya Eylül ayı sonunda girecek. Fiyatının 1000 liranın biraz altında olması bekleniyor. Tabii son fiyat ürün piyasaya çıktığında belli olacak. DesireX'i önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde incelemeyi planlıyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.